Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Üniversite Fizik 1 dersi için konu anlatımları ve soru çözümlerimize başlıyoruz. Dersimiz için ilk konu olan Fizikte Ölçme konusuyla karşınızdayız arkadaşlar. Burada şunu da söylemem gerekiyor. Ders kitabı olarak Survey kitabını referans alıyoruz. Yani Fen ve Mühendisler için Fizik 1 kitabı yazar olarak da Survey. Bu kitabı referans alıyoruz. Konu sıralamamız ve konu anlatımlarımız aslında buradaki kitaptaki konu sıralaması referans alınarak sizlere aktarmış olacağız. Şimdi ilk konumuz olan fizikte ölçme konusundayız ve bu konu aslında biraz sözel bir konu. Çok fazla içerisinde işlem olan, çok fazla formül yoğunluğu olan bir konu değil. Biraz giriş niteliğinde ve temel bilgileri sizlere aktaran bir bölüm. Biz de şimdi sizlere arkadaşlar bu konuları yavaş yavaş aktarmaya başlayacağız. İsterseniz bilime ve fiziğe giriş başlığıyla konumuza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bilimi sizlere tanımlayalım ve devam edelim arkadaşlar. Bilim, evrendeki olayları açıklamak, değişimleri ve evrenin işleyişini anlamak için sistematik ve belli yöntemler ile yapılan tüm çalışmalara bilimsel veya bilim çalışmaları denir arkadaşlar. Yani bakın her yapılan çalışma bilim değildir. Bilimsel çalışmaların özünde amacı şudur. Evrendeki olayları anlamak, değişimleri ve evrenin işleyişini anlamak için Sistematik ve belli yöntemlerle yapıldığı takdirde bilim olur. Diğer türlü bilim olmaz arkadaşlar. Devam edersek insanlığın yerleşik hayata geçişi ve okuma yazmanın öğreniminin başlamasıyla beraber bilimsel çalışmalar başlamış ve zamanla farklı bilim dalları ortaya çıkmıştır. Bu bilim dallarının en önemlilerinden birisi ise fen bilimleri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Fen bilimleri kendi içerisinde fizik, kimya ve biyoloji olarak 3 bölüme ayrılır. Fizik ise arkadaşlar bunların içindeki evrenin temel prensiplerini ile ilgileniyor ve evrenin fiziksel açıdan inceleyen bir bilim arkadaşlar bir fen bilimlerinin dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer fen bilimlerinin temelini oluşturur ve diğer bilimlerle bilgi alışverişinde bulunuyor. En genel anlamda eğer biz fiziği tanımlamamız gerekirse uzay, ışık, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen gözleme ve deneye dayalı bir bilimdir arkadaşlar. Fizik kendi içerisinde 5 ana bölüme ayrılır arkadaşlar. Bu bölümleri sizlere tek tek aktaralım. Şimdi arkadaşlar çok da fazla ilerlemeden sadece birkaç bir şey söylemek istiyorum sizlere. Bunu neden yapıyoruz? Bunu şunun için fiziğe olan bakış açınızı birazcık değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Nedir derseniz. Şimdi arkadaşlar bakın biz şu şekilde görürsek yanlış bir hata yap oluruz veya fiziğe olan bakış açımız değiş yani hatalı olmuş olur ve fizik dediğimiz şey de aslında bir bilimdir arkadaşlar. Evreni açıklamaya çalışan, bunu fiziksel açıdan yapmaya çalışan bir bilimdir. Şimdi biz bu dersi sadece işte bir dersimizde ya da bir bölümümüzde işte fizik bir olarak alacağımız ve üzerine geçip üzerine basamak gibi basıp diğer alanlara gideceğimiz veya mesleğimizde ilerleyeceğimiz bir ders olarak görmemenizi tavsiye ederim. Bu aslında olayın temelidir ve aslında bu bizim sınırlarımızı belirleyen bir alandır arkadaşlar fizik bilimi. Hocam ne demek istiyorsun? Yani bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz sadece bunu bir ders gibi ve sadece işte formüllerle yığılı olan biraz zor bir ders, hani yapamayan için gerçekten stres ve sinir seviyesini yukarı çıkaracak bir ders olarak görürseniz ve bundan bir an evvel kurtulayım da hayatımdan çıksın gitsin de ne olursa olsun dediğiniz bir ders olmasın arkadaşlar. Bu kendi başına bir bilimdir. Yani bu aslında bizim tüm hayatımızı ve tüm çalışmalarımızı etkileyecek, sınırlarını belirleyecek bir bilimdir. Ne demek istiyoruz derseniz, şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Örneğin bir akvaryum var ve bu akvaryumda bir balıksınız ve siz de o balıksınız diye. Ama bu akvaryum sadece işte evde kullanılan böyle kutu gibi televizyon kadar olan değil ya da pet shoplarda satılan işte büyük olan değil de bu aqua parklara falan oluyor. Bayağı büyük oluyor. İçinde farklı çeşitli balıklar da oluyor. İşte bitki yoğunluğu da oluyor. Bir sürü şey oluyor. Yani tek başına değil. Yani neredeyse 100 metrelik büyük bir deniz parçası gibi bir şey. Öyle büyük bir şey düşünün. Şimdi aslında şu balığı düşünelim bakın. Bu balık aslında o akvaryum içerisindeki şeyleri bilir değil mi? Yani ne demek istiyoruz? Örneğin eğer avlanacaksa akvaryumda bulunan kendisinden küçük balıkları avlayabilir. Ya da oradaki ne kadar balık çeşidi varsa ancak onları bilebilir. Daha fazlasını bilemez. Çünkü adamın yeri orası ya da eğer hızlanacak mesela kendi hızını kontrol etmek istiyor. Bakalım kaçla gidebiliyorum ben en fazla diyor. Ne kadar gidebilir? İşte o akvaryumun başından sonuna kadar gidebilir. Belki akvaryum daha uzun olsa daha hızlı gidecek ama akvaryum bittiği için mecbur durmak zorunda. Yani bir sınırı var. Ya da oradaki bitki çeşitliliğini bilebilir. Yani ne kadar bitki koymuşlarsa akvaryuma onları bilir. Daha başkasını bilmez. Şimdi bu soru şu. Buradaki balık kendisi mi aptal ya da kendisi mi bilmiyor ya da balığı sınırlayan bir şey mi var? Buradaki sıkıntı balıkta mı yoksa balığın içinde bulunduğu ortamda mı? Yani şunu sormak istiyorum. Eğer biz bu balığı bir okyanusa koysaydık bu balık belki çok daha farklı taktikler geliştirecekti kendisine. Hem hayatta kalmak için hem de daha başka balıkları tanıdığı için. Akvaryumda sadece belli sayıda var. Ya da Hızı belki çok daha hızlanabilecek okyanusta. Çünkü okyanusun bir sınırı yok. İstediği kadar gidebilir. Ama akvaryumda hızlanamadı. Çünkü bir sınır var. Kendisini duvara çarpabilirdi. Ya da sadece akvaryumdaki bitkileri tanıyor adam. Ama okyanusta olsa belki çok daha farklı çeşitli bitki tanıyacaktı. Şimdi soru şu. Buradaki sıkıntı balıkta mı? Akvaryumda mı dedik? Tabii ki de arkadaşlar de akvaryumda? Yani bu aslında sınırı bu. Akvaryum onu sınırlıyor. İşte fizikte yani bilim de arkadaşlar bizim fiziksel açıdan yapacaklarımızı sınırlıyor. Ya da şöyle diyelim fiziksel açıdan sınırlarımızı bize gösteriyor. Şimdi biz bir mühendisiz bir parça yapacağız ve yapacağımız bir parça ya da bir ürün üreteceğiz. Ki bu ürün o kadar mükemmel bir ürün ki dünyadaki herkese faydası olduğunu düşünelim. Ama bu yapacağınız şey nasıl olması lazım? Bu dünyadaki fiziksel açıdan olabilitesi olması lazım. Yoksa sen öyle bir şey üretmişsin ki mükemmel, tamam, teoride çok güzel, kağıt üzerinde mükemmel derecede duruyor ve her şey yarıyor. Ama sen bunu gerçekte yapamadıktan sonra ne anlamı var? İşte bu gerçekte yapabilir misin, yapamaz mısın? Bunu da sana fizik söylüyor. Fiziği iyi bilirsen anlarsın. Yani örnek verin bakın biraz uçuk bir örnek ama anlaşılması adına. Şimdi siz diyelim ki işte Kendinizi özel bir platform kurmuşsunuz ve bu platformda füze fırlatıyor diyelim. Sonuçta savunma için, ülke savunma için önemli bir parça. Ama öyle bir şey tasarlamasın ki sanki füzeyi bir saniyede 300 km hıza çıkardığını düşünün. Öyle hesaplamasın, öyle tasarlamasın. Kağıt üzerinde mükemmel, gerçekten de öyle oluyor. E, hesaplamalar, formüller, her şey tutuyor. Ama siz bunu denerseniz imkansız neredeyse arkadaşlar. Neden? Çünkü fiziksel açıdan imkansız. Yani bir sürtünme diye bir şey var. Orada ne bileyim yer çekimi var. Oradaki yakacağın yakıt var. Oradaki kayıplar var. Bunların hepsi bir araya gelince senin bir saniyede 300 km hıza çıkman imkansız. Hatta bazen günlük konuşmalarda geçer. Adam bir şeyler söyler söyler. Ya atma kafadan dersin. Yani fiziksel olarak bir kere uygu değil. Yani fiziksel açıdan bir kere olmuyor. Yani hiç fizik yasalarından ama haberin yok. Fiziğe aykırı. Hatta bu futbolda falan dolu. Adam bir top atmaya çalışır sanki kendi kalesinden diğer kaleye gol atacak. Yani fiziksel açıdan bir kere imkan yok. Fizik kurallarına aykırı diye bir tabir de vardır. İşte bakın arkadaşlar biz bu fizik kurallarını bilmek zorundayız. O kurallar içerisinde çalışmamızı yapmamız gerekir. Yani biz bu fiziğe sadece üzerine basıp da bir dönem ders alıp da geçip de hayatımıza devam etmek değil de bu kurallara göre aslında tüm meslek hayatımızda işimize yarayacak kurallar olabilir. Yani çok basit bir fizik kuralıyla siz mükemmel bir ürün üretirsiniz. Hani bunu gördüğünüzde hatta şu kelime de karşınıza çıkabilir. Yani ne kadar basit? Aslında çok basit bir kurala bağlı ama mükemmel bir araç çok işe yarıyor gibi kelimelerde duymuş olabilir veya siz bu kelimeyi kurmuş olabilirsiniz. Şimdi burada çok fazla uzatmak istemiyorum. Bence konunun mantığı anlaşıldı. Yani biz burada aslında bu fiziksel bilgileri öğrenerek evrenin işleyişini, evrendeki fiziksel nicelikleri, evrenin fiziksel kanun ve kurallarını biliyoruz ve yapacağımız çalışmaları da aslında bu kurallar içerisinde yapmamız gerekir. Bu yüzden bu kuralları iyi bilmemiz gerekir. Mühendislik temelde fizik üzerine kurulur. Siz sadece işte makine mühendisiz, orada üretim yöntemi öğreniyorsun ama üretim yönteminin temelinde üreteceğin şeyi fiziksel açıdan bilerek tasarlıyorsun. fiziği bilerek yapman gerekiyor. O yüzden bakın bu bakış açısıyla bakarsak hani en azından bu işe biraz daha odaklanabiliriz arkadaşlar. Diğer türlü sanki bizim sırtımızda yük gibi. Sanki bizi böyle sıkıntıya sokacak bir ders bir de zor bir de anlamıyorsan gerçekten seni strese sokar. Böyle bir derste olarak bakarsan bu sana yük gibi gelir ve bir şey de öğrenmeyebilirsin. Bu yönden değil de bu yönden bakalım arkadaşlar en azından biraz daha iyi ilerlemiş oluruz. Çok uzattım devam edelim arkadaşlar. Şimdi geldik fiziğin bölümlerine. Fizik 5 bölüme ayrılabilirdik. Tabii siz bunu 6'ya, 7'ye, 10'a da ayırabilirsiniz. Ama en temel anlamda 5'e ayırdık arkadaşlar. Bunlardan birincisi klasik mekanik. Bir diğer adıyla klasik fizik ya da Newton mekaniği olarak 3 farklı adla andandırılabilir. Nedir klasik mekanik? Işık hızından çok daha küçük hızlarla hareket eden ve atomlara göre çok daha büyük olan cisimlerin hareketince yani bizim aslında fizik 1'de yapacağımız tüm mekanik konuları aslında klasik mekanik ya da klasik fizik konulardır. İkincisi termodinamik. Bakın burada kelime anlamlarını bilirsiniz aslında yorumlayabilirsiniz. Termo ısı demek arkadaşlar. Dinamik ise hareket demek. Yani ısı hareketi, ısı değişimi gibi. Yani ısı ve enerji ile ilgili işler. Dolayısıyla bakın ısı, sıcaklık ve bunlarla ilgili iş ve enerjiyi ve parçacıkların davranışlarını inceleyen bölüm arkadaşlar. Üçüncüsü ise relativite teorisi. Normal veya ışık hızına yakın hızlardaki cisimlerin hareketini ve davranışlarını inceliyor arkadaşlar. Uzay ve zamanla ilgili kavramlardır ve bir geçiş gibi görebilirsiniz. İzafiyet veya özel teorik veya özel görelilik teorileri bu alanla ilgili çalışmalardır. Hani okumuş olabilirsiniz arkadaşlar. Tabi ilerleyen zamanlarda karşınıza çıkacak. Dördüncüsü ise elektromanyetizma. Elektrik, manyetizma, ve elektromanyetik konularını işliyor. Bu da artık aslında fizik 2 konusu olarak ikinci dönemde karşınıza çıkacak arkadaşlar. Beşincisi ise kuantum fiziği ya da bir diğer adıyla modern fizik arkadaşlar. Hem makroskopik hem de mikroskobik parçacıkların davranışları. Hocam nedir makroskopik ve mikroskopik derseniz işte makroskopik şunlar. Klasik fizik yani ışık hızına göre küçük ve bir atoma göre büyük cisimlerden bahsediyoruz. Mikroskobik ise arkadaşlar hem çok küçük yani zaten mikro küçük demek yani oradaki isimlerden de anlaşılıyor. Yani atom ve atom altı parçacıklardaki fiziksel nicelikler. Artık burada ışık hızıymış işte küçük cisim, büyük cisim, atomik boyut falan demiyoruz arkadaşlar. Tüm fiziği olanca varlığıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz nerede? Kuantum fiziğinde. Devam edelim. Tüm bilimlerde olduğu gibi fizik gözlemlere, deneylere ve nicel ölçümlere dayanır arkadaşlar. fiziğin asıl amacı doğal olayları yöneten fiziksel ve temel yasaları bulmak ve gelecekte yapılacak çalışmaların ve deneylerin sonuçlarını öngörebilecek teoriler geliştirmektir. Geliştirilen bu teoriler Geleceğe ve yapılan deneylere, çalışmalara bir köprü oluşturacaktır. Ve bu şekilde aslında biz gelişmemizi bilimsel açıdan sürekli ileriye taşıyacağız. Ve işte çalışmalarımızı, teknolojimizi, yapacağımız tüm bilimsel işlerimizi ilerletmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bakın doğal olayları yöneten fiziksel ve temel yazılar buluyor. Yani biz sıfırdan yeni bir kanun üretme gibi bir derdi yok. Olay burada olanı incelemek, var olan sınırları belirlemek bizim gerçek fiziğin amacı arkadaşlar. Yapılan tüm bu çalışmalarda ve tüm bilimsel çalışmalarda matematik ise ortak bir dildir arkadaşlar. Şimdi matematik bir bilim değil, matematik sadece bir dil, aynı İngilizce, aynı Türkçe gibi bir dil. Bu da neyin bilimin dili arkadaşlar? Şimdi şunu söylemek gerekiyor, burada matematiği biraz iyi bilmemiz gerekiyor. Nasıl bir işte işte İngilizceyi, Türkçeyi veya herhangi bir Almanca, Arapça nasıl iyi bilmeniz gerekiyorsa, o oradaki işte işte veya dil olarak iletişimde önemli ise. Bilimsel çalışmalarda da matematik önemli. Çünkü ilerleyen zamanlarda bizim karşımıza daha karışık işler, daha karışık problemler ya da daha karışık bir evren sistemi çıkacaksa bunu daha iyi anlayabilmemiz için yüksek matematik bilmemiz gerekiyor. İyi derecede matematik bilmemiz gerekiyor. Bu da bizim çalışmalarımızı etkileyecek arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Fizik kanunları belli ve açık tanımları olan temel büyüklükler cinsinden ifade edilir. Klasik fizikte yani fizik 1'de 3 tane temel büyüklük vardır. Ve tüm çalışmalar aslında bu temel büyüklükler cinsinden, temel büyüklükler üzerine inşa edilir. Formüller, hesaplamalar, matematiksel kanunlar aslında bu büyüklükler üzerine inşa edilerek oradan gelişmeye başlamıştır arkadaşlar. Nedir bu 3 büyüklüğümüz derseniz? Kütle, uzunluk ve zaman arkadaşlar. Burada kütle küçük m harfiyle gösteriliyor. Birimi kilogramdır. Burada uzunluk büyük L, X, D gibi harflerle gösterilebilir birimi metredir arkadaşlar. Zamansa saniyedir ve küçük t harfiyle gösterilir. Birimi saniyedir. Ve şunu da söylemek gerekiyor. Bakın bunlar değişmez arkadaşlar. Yani değişken değildir fizikte, fizik klasik fizikte. Yani fizik 1'de biz bunları değişken değil, sabit kabul ederiz. Örneğin zaman bakın modern fizikte yani kuantum fiziği ve modern fizik özel görelilikte zamanın değişken olduğu da ortaya çıkıyor. Yani zaman göreli. Örneğin hız artarsa özellikle ışık hızına doğru yaklaştığımızda zamanın daraldığı anlaşılıyor. hani bununla ilgili bazı çalışmalar var. Belki okumuşsunuz veya duymuşsunuzdur liseden az çok bilginiz vardır. İşte biz mekanikte yani klasik fizik 1'de bunların hepsini sabit kabul edeceğiz ve bunun üzerine aslında çalışmalarımızı yapacağız arkadaşlar. Tabi arkadaşlar siz fizikle daha yakından daha ilgili bir bölümde okuyorsanız tabi kuantum fiziği ile ilgili atom fiziği ile ilgili tabi dersler alırsınız orada daha ekstra bilgileri öğrenirsiniz. Bunlar sadece klasik fizikle ilgili çalışmalar. Tamamdır arkadaşlar isterseniz gelin bu büyüklüklerimize biraz daha yakından bakalım. Başlayalım kütleyle. ile. Canlı veya cansız, var olan her şeyin yapı taşı atomlardır. Atomlar bir araya gelerek molekülleri, moleküller bir araya gelerekse maddeyi oluşturur arkadaşlar. Dolayısıyla madde bakın tanecikli yapıda olan, eylemsizliği olan, kütlesi olan ve uzayda yer kaplayan her şeye madde diyoruz biz arkadaşlar. Devam edelim. Herhangi bir parçacık veya nesneyi oluşturan madde miktarının ölçütüne ise biz kütle diyoruz. E şimdi madde olması için kendisine oluşturan yapı taşlarından belli bir miktar olması lazım. İşte bu miktarın ölçtü kütle olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla kütle dediğimiz şey aslında eğer bir kütleden bahsediyorsak bu durumda maddenin varlığının ve büyüklüğünün bir ölçütü olarak karşımıza çıkıyor. Eğer siz kütle diyorsanız o zaman orada bir madde vardır. İşte kütlenin miktarına göre işte 20 kilo diyorsun mesela 50 kilo diyorsun oradaki o değere göre de o maddenin büyüklüğünü ifade edersiniz arkadaşlar. Ve maddeye oluşan atomlara bağlı bir niceliktir kütle. Aynen bunu zaten kimyadan da bilirsiniz. Orada her atomun kendine ait bir atom kütlesi, kütle numarası, işte ağırlığı bunlarla ilgili terimleri biliyorsunuz. Bu bağlamda çok da buraya anlamak zor değil arkadaşlar. Maddelerin kütlesi parçalanma ve değişimler hariç sabittir arkadaşlar. Bakın maddelerin kütlesi sabittir. Ne zaman değişir? Eğer bir patlama varsa, bir parçalanma varsa veya siz onu kesip atıyorsanız, dağıtıyorsanız bu durumlarda tabii ki kütle değişecek. Ama böyle ekstrem durumlar yoksa kütleler sabittir arkadaşlar. Ve ayet edici bir özellik değildir onu da söyleyelim. Yani üzerine uygulanan herhangi bir kuvvetle içinde bulunduğu ortamın sıcaklık ve basınç değişimi gibi etmenlere göre kütle değişmez arkadaşlar. Geldik şimdi ikinci büyüklüğümüze uzunluk. Nedir uzunluk derseniz herhangi bir cismin sınırları arasında kalan mesafedir. Yani uzunluk dediğimiz şey aslında bir mesafe belirtir arkadaşlar. Uluslararası birim sisteminde birimi metredir. Ve tanımını da şu şekilde sizlere vermek istedim. Hani biraz bilgi olsun. Bir metre yani bir metrenin tanımı arkadaşlar. ışığın boşlukta bir bölüşte işte 299.977.458 saniyede aldığı yoldur. Hocam peki bu neye bağlı? İşte bunlar arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu uluslararası birim sisteminde her bir birim tanımlanmış. Zaten ilk başta demiş ki tanımı ve açık olarak belirtilen tanımlara büyüklükler diyoruz. Bunların hepsi işte Avrupa'da veya bir enstitüde herhalde Fransa'daydı eğer yanlış hatırlamıyorsam hepsi bir araya gelmiş bütün bilim insanı yani bütün Avrupa'dan veya dünyadan oturmuşlar bunları çalışmışlar bakmışlar neyin ne olduğunu tek tek tanımlamışlar bir metrenin yani birim olarak bir metrenin tanımı da işte ışığın arkadaşlar boşlukta bakın boşluk yani atmosferik bir ortam değil şu kadar saniyede aldığı mesafe ölçülmüş işte bu bir metreye tekabül ediyor diye tanımlanmış arkadaşlar tamam mıdır? Sadece ekstra bir bilgi karşınıza çok fazla çıkmaz. Geldik son büyüklüğümüze. Temel büyüklüklerden sonuncusuna o da zaman arkadaşlar. Herhangi bir hareket, iş, enerji değişimi, olgu veya etki, geri, etki sırasında geçen süredir. Yani biz aslında zaman derken neden bahsediyoruz? Geçen süreden, süreyle ilgileniyoruz arkadaşlar. Uluslararası birimi saniyedir sürenin. Ve saniyenin tanımı da şu şekilde arkadaşlar. Bir saniye bakın en küçük enerji seviyesindeki sezyum 133 atomunun 9 milyar 192 milyon 631 bin 700 70 titreşim periyoduna karşılık gelen süredir. Ölçmüşler bu şekilde tanımlamışlar arkadaşlar. İşte burada geçen şu kadar titreşim sırasında geçen süre 1 saniyeye tekabül ediyor. Tanım olarak saniyenin tanımı budur. Sadece vermek istedim. Ekstra genel kültür bilgisi kimsesi saniyenin tanımını yazın demez arkadaşlar. Ama daha önemli bir kısmımız var. Yan nicelikler. Peki nedir bu yan nicelikler? derseniz? bakın periyot da zamanlı süreyle ve frekans da süreyle alakalı birimlerdir. Nedir bunlar derseniz özellikle periyodik hareketler ve çembersel hareketlerle birbirini tekrar eden periyodik hareketler harmonik hareketler ve çembersel hareketlerde periyot ve frekans bizim karşımıza çıkar. Buradaki periyot bir tam turun geçme süresidir. Yani bir tam tur sırasında geçen süre bir saniye bir frekans arkadaşlar bir saniyede geçen süre olarak karşımıza çıkar. Tabi bunları da ayrıntılı olarak merkezcil hareketlerde, harmonik hareketlerde işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birim ve birim sistemleriyle ilgili sizlere bir bilgi verelim ve videomuzu tamamlayalım. Diyor ki birim olarak ölçülecek büyüklüğü karşılaştırmak için o büyüklükler cinsinden seçilen kişiden kişiye, zamana ve bulunduğu yere göre yani konuma göre değişmeyen büyüklüklerdir. Ve bu şekilde aslında biz yaptığımız çalışmalarda bir karşılaştırma, bir yorumlama ve bu işi bir anlayıp işleme döküp bilimsel olarak çalışmamızı devam etmemizi sağlarız bilimler sayesinde. Peki birim sistemi nedir? Birim sistemi de bilimsel çalışmalarda kullanılması kararlaştırılan ve yaygın olarak kullanılan bilimlerdir. Yani bunlar dediğimiz gibi bunları işte bilimsel çalışmalarla uğraşanlar işte hep birlikte ortak kararlar alarak yapılıyor. işte diyorlar ki Metre uzunluğu biz metre kullanalım. İşte saniyeyi, süreyi, zamanı saniye cinsinden kullanalım. Bunlar tamamen belirlenen şeyler arkadaşlar. Ve birim sistemi olarak karşımıza 4 tane birim sistemi çıkıyor arkadaşlar. Bunlar bakın CGS birimi, FPS birimi ve MKS ve SI birim sistemi. Bizim çalışmalarımızda biz SI birim sistemini kullanacağız. Ve bu birim sistemi üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sonraki videolarımızda bunlarla ilgili ekstra bilgilerimiz zaten mevcut arkadaşlar. Peki hocam bunlar ne demek? Yani CGS birimi, FPS birimi, MKS birimi bunlar ne anlama geliyor derseniz olay şu aslında arkadaşlar. Bakın ilk zamanlarda klasik fizikle uğraşılırken bizim 3 tane temel birimimiz var dedik. Her şey aslında bu 3 temel birim üzerinden dönüyor ilk başlarda. Peki nedir bunlar? Söylemiştik bakın uzunluk, ikincisi kütle, üçüncüsü ise arkadaşlar zaman. Demişler ki burada işte birinci CGS birim sistemindeki olay şu. C burada santimetre demek. Yani santimetre biz uzunluğu santimetre alalım. Kütleyi gram alalım. Zamanında saniye alalım. İşte bunun baş harflerini koyarak CGS demişler. Buradaki FPS ise bakın foot şey fit pound second. Yani buradaki eğer Fit alırsanız uzunluk cinsinden. Bunu işte pound olarak alırsanız, bunu da saniye olarak alırsanız, çalışmalarınızı bu şekilde gerçekleştirirseniz bu da işte FPS birim sistemi oluyor. MKS birim sisteminde artık tahmin edebilirsiniz bunu. M burada metre yani uzunluğu metre cinsinden demişler. Kütleyi kilogram cinsine alalım demişler. Buradaki saniyeyi de süreyi de saniye cinsine alalım demişler. İşte bu da MKS birim olmuş. Tabi bunlar öncelerde kullanılan birim Ve en sonunda artık bu işler tamamen kesin bir sonuca bağlanarak uluslararası birim sistemi gerçekleştirilmiş. Bu da aslında metrik sistem olarak da karşısına çıkılıyor. Metrik uzunluk birimi metredir. Kütle birimi kilogramdır. Zaman birimi saniyedir arkadaşlar. Nerede? Uluslararası birim sisteminde. Aslında buradaki bu baş harflerinin kısaltılmış hali olarak birim sistemleri karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Bu şekilde videomuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur sizler için. Burada ben sizlere en azından biraz tanımlar vermek istedim ve birkaç bilgiyi sizlere aktarmak istedim. Birazcık da bakış açınızı değiştirmek istedim. Umarım yararlı olabilmişimdir. Bir sonraki videomuzda biraz daha artık bu işle ilgili temel bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. O zaman hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.